düşünmeye başladım Hakan. Dedim ki ya dedim acaba bizde ne eksik de biz bunu kapatmaya herkes çalışıyoruz. Kendini bu kadar fazla göstermeye çalışıyor. Mesela bizde doğal, sade insan çok ciddiye alınmaz. Kişiliğiyle iletişime geçmezler, kişine bakmazlar. Evet. Yani bakar üstü başı mesela marka mı değilse ona göre. Yani hala böyle derin bir yerden değil, çok yüzeyden bir yerden iletişim kuruyoruz. Ne kadar kazanıyorsun, maaşın ne kadar, sana ne ya? Biz de öldürüyor ya, ne kadar maaşın? Bu sefer bana bir şey geldi. Ya dedim çok fazla gereksiz şey var üzerimizde ülkece. Evet. Yani çok ispat çabasındayız ve çok yorucu bir şey. O yalınlık, o sadelik beni etkiledi. Oradan ben kaptırsam fazla olan her şeyi, evdeki eşyalar, toksik arkadaşlar, gereksiz yiyecekler. Tamam mı? Böyle bir doğa. O sırada da Emily ile tanıştım Berlin'de. O Emil, da o kafada. Emil de çok doğal böyle şey bir kadın ondan sonra. Ve sakladım ondan. Tanınmış, ünlü bir oyuncu olduğumu falan sakladım. Sen dedi ne iş yapıyorsun diye. Ben dedim gezginim falan. Özünü sevsin istedim çünkü. Tabii yani sakal makal da böyle falan. Ondan sonra bırakmışım kendimi salmışım. Öyle buraya gelince tabii öğrendim. Öğrenince yani. Peki kızdı mı sana? Yok bana kızmadı da yani garipsedi tabii. Çünkü o tanıdığı Gürgen'le buradaki bambaşka falan. Ama çok olabildiğince doğal bir hayat yaşıyor. Zaten bir köy evimiz var işte biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Orada bayağı müthiş. Güzel yaşıyoruz. Ya zaten şöyle değil midir? Yani dünyayı gezmiş birisi olarak sen de bilirsin. Yani Türkiye'nin haricinde birçok ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde bizden ekonomisi ve sosyal yapısı düşük olan ülkelerde insanların giydiği kıyafetler çok daha renkli, çok daha cafcaflı. Bravo. Binaları çok daha büyük, çok daha görkemli. Bizim filmler de öyledir değil mi? Aynen öyle. Renk renk. Evet renk renk. Ama bizden daha medeniyeti gelişmiş daha değil. Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda insanlar çok sıradan giyiniyorlar sokakta. Hiçbir gösterişleri yok. Gerçekten gösterişleri yok. Aynı zamanda binaları da sadece ve sadece eski. Yani evet, onu koruyor. Çok enteresan. Eski. Yani en eski binaları 12. yüzyıl, 15. yüzyıl falan diyor adamlar. Beynin duruyor. Nasıl olabilir? Ha, ama burada tabii şunu da bir söyleyelim. Tabii Batı'nın bu doygunluğa gelmesi de dünyayı yıllarca sömürmesiyle alakalı. Batı'yı da çok burada hani yüceltiyor gibi yüceltmek olmuyor. Yüceltmek değil. Hayır. Değil yani. Sadece başlarından bir Rönesans geçmiş. O Rönesans'ın ekmeğini yiyorlar işte. Evet. Ama oraya gelmek yani, mesele. Yani oraya tabii gelebilmeliyiz. Yani biz de hala ya bak şimdi mesela ben biliyorsun Kro diye bir şey yapıyorum Instagram'da. Şimdi ona geleceğim ha. Açılımı söyle. Kapitalizmin resmi çocuğu. K nokta R nokta O çocuğu. Şimdi bunun nedeni şu. Yani demin dediğim mesele. Yani biz müthiş bir şekilde kapitalizm yani manipüle edilmiş durumdayız. Ve kapitalizme hizmet ediyoruz. Tamam mı? Buna dönüşmüş. Mesela orada adam hakikaten böyle şeylerle kendini ispat etme derdinde değil. Kimse de birbirini oradan tartmıyor. Adam diyor ki ben bunu diyor marka kıyafete vereceğim. Biriktiririm dünyaya gezerim diyor. Tabii. Mantalite bu. Aynen. Ya biz de diyorsun ki mesela beachlere girmek 1000 lira. Vereyim. Ne olur gireyim. Tabii tabii. Hani halktan ayrılayım. Çünkü oraya gideyim fotoğraf çektireyim. O fotoğrafı çektirip Gürgen'e hava atayım. Gürgen'e hava atarak aslında Gürgen'in daha üstte bir sınıfta olduğumu ispat edeyim. Story de atayım. Insta'ya. Tabii tabii. Abi aynen. Ama bitmiyor ki. Havlu parası, şezlong parası. Bu ne ya?